Evet, tekrar merhaba diyorum. Bugün de hepinize tekrar selam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir önceki videonuzda bir teraryumun altında olması gerekenleri yapmıştık. Ne vardı? Drenaj için taş, üstünde mümkünse ayıracak bir tül ya da herhangi bir geçirgenliği kökleri drenaj bölgesine ayıracak bir parça. Üstünde karbon, aktif karbon yani kömür ve onun üstüne de toprak atmaya başlayacağız. Ben birazcık ağaç kabuğu da attım. Ve bugün sukulentilerle kaktüslerden oluşan bir teraryum yapacaktık. Tekrar hatırlatıyorum. Sukulent ve kaktüs cinsleri aslında havalanmayı, havadarlığı seviyorlar. Güneşi sevdikleri kadar. Çok da nem istemiyorlar özellikle kış aylarında. Dolayısıyla teraryumumuzda camı açık ağızlı seçtim ve mümkün olduğu kadar üst bölgeye dikim yapacağım. İçte kalmamasına dikkat edeceğim. Çünkü kapalı bir teraryum sistemi aslında sukulentler ve kaktüsler için uygun değil. Şimdi o zaman dizayn geçişine başlamak gerekiyor. Herhangi bir şey koyabilirim ama kumlu bir zemin sevecekler. Ve unutmayın perlit, biraz dere kumu ve humus toprağından oluşan bir karışım hazırlamıştım. Ve bunu şöyle dağıtmaya başlıyorum. Bir şekilde dizaynımızı da ve toprağı da hiç bastırmadan atmaya çalışıyorum. Şimdi yeterince dolgu sağladım. Neden doldurmaya çalışıyordum? Hava almalarını sağlamak için. Ama biraz da süslemek istiyorum. Bir taşım var, birkaç taşım var. Burada çeşitli derelerden topladığım taşlar var. Ki ben bunu Şahin Deresi Kanyonu'ndan Küçük Kuyu Altınoluk bölgesinden almıştım. Ege çok güzel bir yer. Ve bu taşları toplamıştım. Yine oradan aldığımız materyallerle yaptığım başka bir teraryum var. Onları da size ayrıca zaten diğer teraryumlarımı göstereceğim. Bu taşlardan yararlanabilirim. Ve çok daha beğendiğim başka bir taşım var. Size küçük bir molayla beklemeye alıyorum. Bu da Zeus altarından aldığım bir taş. Doğal bir yer kayası ama çok hoşuma gitti. Bunu da kullanabilir miyim diye bakacağım. Çünkü çok güzel bir şey verebilir. Ama sağlam kalması da önemli. Dolayısıyla şöyle hafif yatırıp biraz çıkıntılı bir dizayn verebilirim. Ki bence böyle güzel oldu diye düşünüyorum. Evet, şimdi devam etmek istiyorum. Ve sukulentlerle kaktüsler yanına su istemeyen başka bitkiler ekebiliriz diye düşünüyorum. Su isteyen bitkiler ekersek sorun yaşayabiliriz. Şimdi sukulentlerimizi en küçük saksılardaki boylardalar ve bunları çıkarıp zedelemeden şöyle sizin de görebileceğiniz şekilde çıkarmaya çalışayım. Evet, gördüğünüz gibi. Öncelikle bunlardan bu zaten çıkmış durumda. Evet, hatta bu bebekli ama bunun ayrılabilir olup olmadığından emin değilim. Kökü de zarar görsün istemiyorum. Şimdi bu işlemi yapmak için erken. O yüzden bunu böyle ekeceğim. Şimdi nereye hangisine ekebilirim diye baktığım zaman şöyle bir dizayn kurgulamaya çalışıyorum. Yalnız kökleri biraz öbürü gibi serbest bırakmak aslında varsa kötü yaprakları temizlemek çok yararlı olacak. Ama bunu nazikçe yapıyoruz tabii ki bildiğiniz gibi. Kökler zarar görmesin diye. Ve mümkünse çok sulanmışken bu işlemleri yapmıyoruz. Genel olarak sulaması tekrar gerektiren bir zamanda yapıyoruz. Evet, yeterince
şeylerini, köklerini açtım. Serbest bıraktım. Ve bunu da şurada bir yerde düşündüğümü varsayıyorum. Evet. Şuraya şunu alabilir miyim diyorum. Hatta biraz şöyle kaydırarak gitsem. Şunu şöyle mi alsam? Şunu da şöyle koysam. Diğer sukulentimi de buraya koysam mı diyorum. Evet. Şöyle bir bakacağım. Tekrar bunu da köklerini açıyorum. Tabii dizayn çok önemli. Araya başka taşlar da koymak istiyorum. Dolayısıyla şuradaki kurumuşları da atalım. Dolayısıyla şu tüycüklü değişik küçük yapraklı bir sukulent. Onun için onu da şöyle aldığımı varsayalım. Yok, köşeye bunu alacağım çünkü yuvarlak olmadan gidebilen, yapısal olarak kendine zemin ayırabilecek en güzeli sanıyorum bu olacak. Sıkmıyorum. Dediğim gibi yüksek tutmaya çalıştım ki havadar olsunlar, hava alabilsinler. Biraz toprakla bunu tekrar desteklemek istiyorum. Biraz da bu taraftan. Ve şu daha küçük olanı şöyle yerleştiriyorum. Tekrar biraz daha toprakla fazla bastırmadan takviye etmeye çalışıyorum. Evet, sanıyorum şöyle güzel bir zemin elde ettim. Şimdi diğeri çok sıkışacağı için sadece şununla devam ediyorum. Yanlarına bir tane kaktüs alacağım. Yine bunu da zeminini biraz kök bölgesini rahatlatmak için yumuşak davranmaya çalışıyorum ki buradaki kökler biraz fazla iç içe girmiş. Çok da çabuk rahatlamadılar. Azıcık zedelendiğini bile düşünüyorum. Tamam, o zaman fazla da zorlayıp rahatsız edici olmamak adına şuraya bunu da koyuyorum. Ve etrafına son kalan ki neredeyse çok iyi ayarlamışım. Toprağımı yerleştiriyorum. Evet. Sonuç olarak burada kaktüslerimizle, daha doğrusu bir kaktüsümüz ve sukulentlerimizden oluşan bir kompozisyon yaptık. Şimdi tabii bu zemini böyle bırakmak yerine aslında biraz daha takviye edebiliyoruz. Genellikle üstünde kalanları temizlemek amacıyla da bir fırçamız olursa çok yararlı oluyor. Şurada bir tane kötü yaprak kalmış. Şimdi ben üstteki nemin tutulması ve hatta şunu biraz kaydırabilirsem şuradan gidilen bir bölüm yaratacağım ki burasını kumla desteklemek istiyorum beyaz taşlarla. Evet. Yapraklarımın üstünde kalan topraklarımı temizlemek için fırça kullanabiliyorum. Ve bu fırçayla da işim bittikten sonra şimdi bu beyaz kumdan sanki mavi taştan da yapabilirim ama sanki burada oluşmuş bir dere kenarı varmış gibi yapmak istiyorum. Evet. Şimdi bundan sonra biraz volkanik tüften, tortan da tüf diyorlar sanıyorum. Yararlanmak istiyorum. Bunları isterseniz eliniz yerine başka şeylerle de yapabilirsiniz. Ben toprak görünen yerleri kapatıyorum. Bu aynı zamanda altta kalan
nemin de üste çıkıp çabucak kaybedilmemesi için önemli. Bunu sağlayan bir diğer madde volkanik türfü. Ondan da kullanıyorum çünkü aslında bu türfün bir özelliği de çeşitli mineralleri de kaktüslerimize ve sukulentlerimize sağlıyor olması. Evet, aslında burada kullanabileceğim ağaç kabukları da vardı. Ama terariumum çok geniş olmadığı için onları kullanmadım. Ben bunları verniklemiştim. Neden vernikledim? İşte su emip çabuk zarar almaz görmesini engellemek için. Yine de şöyle bir bakıyorum bunu koyabileceğim. Şöyle bir bölge var mıdır diye. Evet. Teraryumumuza baktığımız yön de çok önemli. O yüzden onu da düşünerek koymaya çalışıyorum. Mesela böyle durabilir mi diye. Evet, fena olmadı. Çiçeğime zarar vermiyorsa kullanabilirim. Şöyle de alabilirim. Evet. Biraz daha kum veya renkli taşlar veya miskin, yani zemini süsleyici şeyler yapabilirim. Mesela şurada görünen bölgeme renkli misketler koyabilirim. Başka neler olabilir? Deniz kabukları. Bakın şurada bir deniz kabuğum var. Bunu kullanabilirim. Hatta bunu burada kullanayım. Evet. Şöyle bir görsel oluştursun. Çerez mi? Yani şurada büyük kocaman bir misketim var. Aslında süs olsun diye bunu da şöyle kullanabilirsiniz. Evet, sarısı var. Çeşitli renklerde misketlerim var. Biraz daha bence şey de çok hoş olacak. Bakın burada başka taşlarım da var. Şöyle ben bunu bir teraryumumda nehir olarak kullanmıştım. Evet. Şu taşlarım da var. Bakın yayvan ve renkli taşlar. Hatta mavi boncuklarım var. Şuraya aslında bir iki tane de boncuk atmak istedim. Şu mavi taşlardan koyabilirim. Şöyle. Evet. Madem maviden gittik, o zaman şunlardan da bir iki tane midenin yanına da atsam fena olmayacak diye düşünüyorum. Bunu yaparken bitkimin zarar görmemesi için çeşitli önlemleri almaya çalışıyorum. Evet. Bence bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi sukulentlerim ve taşım, misketlerim, boncuğum, kumlarım, beyaz taşlarım, midyem. Evet. Ağaç kabuğu. Ve burada da taşlardan oluşan önden görüntüsünün böyle olacağı bir teraryumum oldu. Bunu da diğerlerinin yanına koyup size diğer videomda bütün teraryumlarımla ilgili görsel örnekler sunmayı planlıyorum. Evet, hoşça kalın çiçek, böcek, sanat izleyicileri. Tekrar görüşüp çiçekler hakkında konuşmaya devam etmeyi umuyorum. Bye.